Fransa'nın adı. Fransa, ülke adını Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Gaul ülkesini ele geçiren bir Alman kavimleri koalisyonu olan Franks'tan alıyor. Franks adı eski Almanca sözlük Franka'dan gelir. Şiddetli veya cesur anlamına gelmektedir. Fransa nerededir? Batı Avrupa'da yer alır. Kuzey Denizi ve İngiliz Kanalı'ndan Akdeniz'e uzanan geniş bir alana sahiptir. Fransa'nın yükselişi. Fransa tarihi için ilk yazılı kayıtlar Demir Çağ'dan itibaren başlamaktadır. Günümüzde Fransa Gallia olarak bilinen Roma İmparatorluğu'nun bir eyaletidir. Roma İmparatorluğu'nun daha sonraki dönemlerinde Galya muhacirlikten ve barbar akımlarından özellikle de Cermenlerden nasibini almıştır. 5. yüzyıl sonralarında ilk Fransız kralı 1. Clovis Galya'yı kendi hükümdarlığı altında birleştirmiş ve Frankların hakimiyetine zemin hazırlamıştır. Şarman'ın döneminde ise Frank egemenliği zora ulaşmıştır. Orta Çağ'ın sonlarına gelindiğinde ise İngilizlere karşı sürdürülen Yüzyıl Savaşları'nın galibi olmuştur ve Avrupa'daki söz hakkını artırmış, aynı zamanda Fransa monarşi yapısını da güçlendirmiştir. Fransa'nın yıkılışı. 16. yüzyılın mezhep savaşları Fransa'yı olumsuz şekilde etkilemişti. Tekrar hakim bir güç olması 14. Louis zamanına denk gelir. 1789 yılında gerçekleşen Fransız devrimi ile yıkılan krallık yerine cumhuriyet rejimini benimseyen dünyanın ilk cumhuriyetlerinden biri haline gelmiştir. Napolyon yönetime geldiğinde ise cumhuriyeti kaldırıp kendisini Fransız İmparatoru ilan etmiştir. Fransa'nın yeniden kuruluşu. Uzun süren Napolyon savaşlarından sonra krallık yeniden mutlak monarşiye 1830 yılında da anayasası olan bir meşruiyeti monarşiye evrildikten sonra yine benzeri bir süreç yaşayan Fransa en sonda tekrar 1870 yılında üçüncü kez cumhuriyet olmuştur. Günümüz. Fransa Cumhuriyeti yarı başkanlık sistemi ile yönetilen köklü bir demokrasi geçmişine sahip üniter bir devlettir. Fransa politikaları iki ana politik görüş çevresinde şekillenir. Sol görüşlü politikacılar Sosyalist Parti etrafında, sağ görüşlü politikacılar Cumhuriyetçiler etrafında örgütlenmişlerdir. Meclisin yürütme kanadında Sosyalist Parti'ye mensup vekiller çoğunluktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakanı ise Eduardo Philippe'dir. Fransa birçok dini inanca ev sahipliği yapar. Bunlardan başlıca olarak Katolik Kilisesi, İslam, Protestanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Rus Ortodoksluğu, Ermeni Hristiyanlığı ve Siizm gibi çeşitli dalları kapsar ve çok dinli bir ülke haline gelmesini de sağlamıştır. Başkenti Paris'tir. Günlük yaşam. Bu ülkede herhangi bir ilke üzerinde ayrımcılığa müsaade edilmemektedir. Fransa kadınları erkeklere güvenmek istemediklerinden dolayı mümkün olduğunca bağımsız yaşarlar. Fransızlar evlenmeyi 30 yaşlarından sonra başlarlar. Bu yaştan önce tüm tezahürlerince hayattan zevk almayı tercih ederler. Fransızların özellikle zeki oldukları düşünülen çok özel bir esprileri vardır. Yerel halk
çok fazla iletişim kurmak ister. Onlar bir yabancıya bile memnuniyetle iltifatta bulunacak kibar sözler kurabilirler. Fransa'daki deri rengine, ırk ve dine dikkat etmek ahlaksız ve hatta rahatsız edici sayılır. Şarap ve peynir Fransız mutfağının en önemli unsurlarıdır. Fransızlar güne kahve veya sıcak kakaonun yanında kruvasan, baget ve tost içeren bir kahvaltıyla başlar. Fransa'da özellikle akşam yemekleri çok önemlidir. Başlangıç olarak alkollü bir içki alınır, arkasından çorba veya bir salata ile devam edilir. Ana yemek olarak özel soslarla hazırlanmış et veya balık yanında sebze ile servis edilir. Tatlılar son derece lezzetli ve hoş görünüşe sahiptir. Fransa'da çalışma. Fransa para birimi olarak euroyu kullanırlar. Asgari ücret 1521 eurodur. Haftalık 35 saat çalışma süreleri vardır. 35 saati geçildiği takdirde fazla mesaileri için en az %10 oranında ücretin artırılması gereklidir. Fransa'nın yemekleri. Fransa'nın meşhur yemeklerine baktığımızda sırasıyla falafel, kruvasan, krep, soğan çorbası, confit du canard, steak frit, beef bourguignon, nikua salat, ratatouille, cassoulet, il flutont, clafoutis, crème brûlée ve suflidir. Fransa'da gezilecek yerler. 1. Marsilya. Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri olan ve Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Marsilya muhteşem bir tarihe sahiptir. Orta Çağ ve Antik Roma mimarisine sıkça rastlayabileceğimiz şehir muhteşem bir görüntü de sunmaktadır. 2. Toulon. Fransa'nın Akdeniz kıyısında yer alan Toulon, bölgenin üçüncü büyük kentidir. Kent, şarapçılık, balıkçılık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. 3. Nantes. Batı Fransa metropolü olarak adlandırılan Fransız kenti Nantes, Avrupa yeşil başkenti unvanına sahip, kasaba gibi görünse de ciddi bir şehirleşme söz konusudur. Sokak aralarındaki tatlı kafelerine oturabilir, botanik bahçesini gezebilirsiniz. 4. Paris. Yılda 45 milyon ziyaretçiye ulaşan Paris, Fransa'nın en popüler şehirleri arasında yer alır. 5. Lille. Belçika sınırında bulunan Lille, Flaman mimari dokuları ve çan kuleleri ile ünlüdür. 6. Arles. Güney Fransa'da yer alan Arles'i ziyaret ettiğimiz zaman kendinizi Orta Çağ'da hissedeceksiniz. Arles genellikle Van Gogh ile anılmaktadır. 7. Strasbourg. Eğer Strasbourg'a gidecekseniz bunu mutlaka Noel zamanı yapmalısınız. Çünkü sokakların enfes görüntüsü sizi büyüleyecektir. Bunun yanı sıra Strasbourg, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir ve muhteşem bir mimariye sahiptir. 8. Lyon. Marsilya ve Paris arasında Rohan Alpes bölgesinde kalan Lyon, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunmaktadır. Dar sokakların bulunduğu bölge muhteşem bir damak zevkine sahiptir.